Ana haber bülteni Diyar Bindavi ile başlıyor. Merhaba sayın ve değerli seyircilerimize Türkmen Uydu Televizyonu'na Bağdat stüdyolardan günlükken haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Başbakan Muhammed Şia Sudani'ye Rakın Daesh'le mücadeleye yönelik uluslararası koalisyon konusundaki güvenlik danışmanlarının yanı sıra diplomatik misyonlarını da koruma tehdidini doğrulayarak güvenlik teşkilatlarında Irak topraklarında güvenlik ve istikrarın korunmasında yasal görevlerini yerine getirdiğini vurguladı. Başka bir diplomatik toplantıda Başbakan, Irak'ın işgal güçlerinin de Filistin halkına karşı işlediği suçları ve acımasız ihlalları reddetme konusundaki kararlı tutumunu yeniden doğruladı. El-Hikma Hareketi Başkanı Ammar Al-Hakim, Irak ile komşu ülkeler arasında güvenlik anlaşmalarının uygulanmasının gerekliliğini, göçmen krizinin de sona erdirilmesi, geri gönderilmesinin önemini vurguladı. Filistin sorununda yaşanan gelişmelerde Irak, Gazze Şeridi halkına yeni bir yardım sevkiyatı gönderdi. Hamas siyasi bürosu başkanı İsmail Haniye, ateşkes anlaşmasına varılmaya yakın olduğunu duyurdu. Hastaneleri, okulları ve kampları hedef alan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı 46. gününde de devam ediyor. Merhaba sayın seyircilerimiz. Başbakan Muhammed Şia Sudani, Irak'ın Daesh'le mücadeleye yönelik uluslararası koalisyon misyonundaki güvenlik danışmanlarının yanı sıra diplomatik misyonlarında koruma tehdidini doğrulayarak güvenlik teşkilatlarında Irak topraklarında güvenlik ve istikrarın korunmasında yasal görevlerini yerine getirdiğini vurguladı. Bu açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanoski ile yaptığı görüşme sırasında geldi. Toplantıda Irak Merkez Bankası ile ABD Hazinesi arasındaki işbirliği ilişkileri ele alınırken toplantıda birçok konu ele alındı. Başka bir diplomatik toplantıda Başbakan, Irak'ın işgal güçlerinin de Filistin halkına karşı işlediği suçları ve acımasız ihlalları reddetme konusundaki kararlı tutumunu yeniden doğruladı. Başbakan, Filistin'in Irak Büyükelçisi Ahmet El, Rüveyde ile yaptığı görüşmede Gazze halkının da acılarının da sona ermesi için Irak'ın her türlü destek ve yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. El-Hikma Hareketi Başkanı Ammar El-Hakim ise Irak ile komşu ülkeler arasındaki güvenlik anlaşmalarının uygulanmasının gerekliliğini, göçmen krizinin de sona erdirilmesinin geri gönderilmesinin de önemli vurguladı. El-Hakim, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Aracı ile yaptığı görüşmede terörizmden daha tehlikeli bir olgu olması nedeniyle uyuşturucu olgusuyla mücadele etmek için net programların benimsenmesi çağrısında bulundu. Filistin sorununda yaşanan gelişmelerde Irak, Gazze Şeridi halkına yeni bir yardım sevkiyatı gönderdi. Başkomutan resmi sözcüsü Tüm General Yahya Rasul, Hava Kuvvetlerine ait uçakların Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla 11 ton gıda malzemesi taşımak üzere Mısır'ın El Arish Havalimanı'na gittiğini, başka gıda malzemelerinin de varlığına dikkat çektiğini söyledi. Hamas siyasi bürosu Başkanı İsmail Haniye, ateş anlaşmasına varılmaya yakın olduğunu da duyurdu. Kaynaklar, İslami Cihad ve Hamas hareketlerinde ateşkes, uçakların uçması ve 300 kamyon gıda, tıbbi ve yakıt yardımının Gazze'ye girişini içeren tutuklu anlaşması ve 5 günlük ateşkes şartları üzerinde prensipte anlaştığını bildirdi. Hastaneleri, okulları ve kampları hedef alan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı 46. gününde de devam ediyor. İşlenen katliamların da sayısı 1340'a ulaştı.
Bugüne kadar aralarında 5600 çocuk ve 3550 kadının da bulunduğu 13300'den fazla şehidin hayatına mal oldu. Sağlık tarafından Gazze Sağlık Bakanlığı hastanenin bombalanmasından saatler sonra Gazze Şeridi'ndeki Endülüsya Hastanesi'ndeki yaklaşık 200 hastanın Güney Gazze Şeridi'ne tahliye edildiğini duyurdu. Bakanlık resmi sözcüsü Eşref El-Kadra, tahliye sürecinin de Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile koordinelli olarak yürütüldüğünü belirterek, hastane içinde ve çevresinde yaklaşık 2000 göçmen kişinin de varlığına dikkat çekti. İşgal suçlarında işgal uçaklarının da Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda onlarca vatandaş şehit oldu, çok sayıda vatandaş da yaralandı. Medya kaynakları şehit ve yaralıların çoğunun da kadın ve çocuklar olduğunu doğrulayarak bombalamanın da göçmen kişilerin de yaşadığı El Felluce bölgesindeki bir okulu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Lahiye bölgesinde de Kuzeyfi vurduğunu kaydetti. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat kampındaki iki evi işgal uçaklarının bombalanmasında 20'den fazla Filistinli şehit oldu. İşgal Gazze Şeridi'ndeki katliamları saldırganlığın başladığı 7 Ekim'den bu yana durmadı. Okullar, hastaneler, eğitim kurumları, camiler, kamu ve özel mülkleri doğrudan hedef listesinde yer aldı. İşgal güçleri ayrıca işgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El Tur ve Anata kasabalarından 15 Filistinli, Ramallah'ın doğusundaki Burka köyünden de bir genci tutukladı. Batı Şiraya'nın güneyindeki El Halil ilinde işgalcılar 8 genci tutukladı. Ayrıca El Halil'in merkezindeki bir Şabah caddesinde eşi ve çocukları ile birlikte bir adamı da tutukladılar. İslam Cihad Hareketi'nin de askeri kanadı Kudüs Tugayları Siyonist suçlara yanıt olarak Şih, Rıdvan ve El Nasır mahallelerindeki 3 Siyonist askeri aracın füze ve patlayıcılarla hedef aldığını duyurdu. Öte yandan İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Nusayrat kampındaki bir eve düzenlediği yeni baskında 2 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. El-Kasam Tugayları ayrıca Tel Aviv şehrine ve dolaylarında savaşın başlangıcından bu yana en büyük füze saldırılarından biri olarak tanımlanan bir dizi füze fırlattı. El-Kasam Tugayları da yaptığı açıklamada füzelerin Gazze Şeridi'nin güneyinden fırlatıldığını ve yaklaşık 90 kilometre yol kat ettiğini belirtti. İşgal ordusu ise Tel Aviv'in büyük yerleşim birimlerinde ve sahilinde 129 noktada ve güneyde Aşdod'dan güzeyde Herzliye'ye kadar uzanan geniş bir alanda sirenlerin çalındığını doğruladı. Ayrıca Siyonist işgal ordusu 2 askerin daha öldürüldüğünü kabul ederek Kuzey Gazze Şeridi'nde yapılan kara saldırılarından bu yana sayısı 70'e, 7 Ekim'den bu yana ise 390'a askere ulaştı. Kaynaklar, işgal ordusunun da durumlarının da ve durumun ciddiyetinin de gizli nedeniyle sayıları yüzlerce olduğu tahmin edilen yaralılarla birlikte ağır kayıplar verdiğini, direnişin ise günlük olarak tankların ve askeri buldozerlarında imha edildiğine dair belgelenmiş sahneleri de duyurduğunu bildirdi. Lübnan Hizbullah'da Matolla yerleşim yerinde işgal ordusu askerinin de konuşlandığı bir evi hedef aldığını açıklayarak doğrudan isabet aldığını doğruladı. Medya kaynakları Güney Lübnan'ın da doğru kesimine komşu birçok yerleşim yerinde sirinlerinde çalındığını, Hamas ile işgal arasındaki savaşın başlamasından bu yana Lübnan'ın güney sınırlarında işgal ordusu ile Hizbullah arasında
karşılıklı bombardımanın da tanık olduğunu doğruladı. Siyonist işgal topçusu Lübnan'ın güneyindeki Yaron kasabasındaki Sant Georgina Kilisesini hedef aldı. Medya kaynakları bombalamanın da kilisede büyük hasara neden olduğunu doğrulayarak Siyonist savaş uçaklarının da daha sonra Teybah, El-Hiyam, Yeter, Beyt Laf kasabaları ile Güneydoğu sektöründeki Kafra kasabası çevresine hava saldırıları düzenlediğini de bildirdi. Yerel siyasi meselelerle ilgili olarak Başbakan, Planlama, Sanayi ve Kültür Bakanlarının da sunduğu istifaları reddetti. Hükümetin resmi sözcüsü Basım Alevadi, bakanların idari çalışmalarına devam edeceklerini açıklayarak, kararında hükümetin siyasi istikrarı destekleme ve bunun da toplumsal ve sosyal uyumu etkilemeyecek şekilde devamının da desteklenme taahhütleriyle uyumlu olduğunu vurguladı. Parlamento yarın çarşamba günü başkanının da seçimini de içeren olgunüstü bir toplantı düzenleyecektir. Toplantının da gündeminde Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifinin de oylanması da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı yapmış olduğu açıklamasında Irak ve Azerbaycan çeşitli alanlarda çift taraflı anlaşmalar imzaladığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid'in Azerbaycan ile çeşitli alanlarda çift taraflı anlaşmalar imzalayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığından alınan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Bakü'deki Zogolba Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi bir karşılama töreniyle karşılandı. Açıklamada her iki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra başkanlar ve iki ülkenin heyetleri birbirleriyle el sıkıştığı denildi. Cumhurbaşkanı Reşid, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alevi ile ikili görüşmeler yapacak. Bu görüşmeler iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda çift taraflı anlaşmaların imzalanmasına odaklanacak ifadelerine yer verildi. Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi Yönami Büro Müdürü Biba Lovi ile birlikte seçim sürecinin de başarılı geçmesi ve kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için bir araya geldiler. Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi, Unami Ofis Müdürü Biba Lovi ile birlikte seçim sürecinin başarılı geçmesi ve kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için bir araya geldiler. Toplantıda Cuburi, Kerkük'ün tüm halk arasındaki diyalog çabalarının desteklenmesinin, sürdürülmesinin istikrar ve göçmenlerin geri dönüşüne yönelik planların başarısının ve tahrip edilen bölgelerin uğradığı yıkımın boyutuyla orantılı projelerin uygulanmasının önemine vurgulandı. Kerkük Valisi Unami misyonunun çabalarını takdir ederek federal hükümetin hazırladığı planlar, hükümet programı ve bakanlar kurulunun durumunu iyileştirmeye yönelik talimatları doğrultusunda kurtarılmış bölgelerin yeniden inşası konusunda uluslararası kuruluşların çabalarını destekledi. Seçim Komiserliği Tuzurmatı Bürosu Tuzurmatı ilçesinde seçim kartlarını almayan vatandaşların seçim merkezlerinden almalarının önemine vurgu yapıldı. Tuzurmatı Seçim Komiserliği Tuzurmatı ilçesinde seçim kartlarını almayan vatandaşların seçim merkezlerinden almalarının önemine vurgu yapıldı. Bugün burada gelmişim kızımın bayram ötürü patakasını alayım. Buradan seslendim.
Düz milletine, özellikle öz milletimize. Bu amanattı boynumuza. Bu amanattı boynumuza, bu amanat. Bu kimlik idi. Gelmemek yani şehitlerin hakkında kusur etmektir. Gelmemek bu kimliğe kıymet vermemektir. Bu da bir kimlikti, aynı bizim havuyalarımız tek, o bir kimlikler tek. Niçin gelmeyeyim, almayayım? Eğer hakkım istesem tikriten alım, her ne istesem özüne, geri gelim, gerek katılım seçime, gerek seçim, o kimsenin gelsin, benim temsilcim olsun. Neyi de seçebilirler? Eğer benim bu gelipti, bu bayramı oturup patakağını almasam. Aziz millete buradan seslendim. Aziz milletim, düz milletim, düz millettirem, düz millettirem. Gelin bu amanatı alın, bu amanat tapımızın boynuna. Bunu gerek alalım, gerek bunu den gidek kalklak, gerek bunu den gidek sesimizi yetirelim tikrite. Temsilcimiz olsun orada, hatta istediğimiz hukuklar. Daha gelip kimsenin işgat etmeyen hakkımızı vermirler. Bakmurla duza, hedematı yok duzun. Nekli edirler o yüze bu yüze, tayinde beri edirler bize. Bu hakiyetler, bu hocalar kalkar. Ha zaman bu bayrometri gelip alıp, o gidip seçile katılıp, barabar katılık hem memleketçi, hem bizim tavhiyelerimizçi, hem bizim şehitlerimizçi, hem bizim Irak'ımızçi. Bu borcudu, gerek bir borcu ödeyeğin. Yetirak o kimseleri ki benim seni adaya seçeceğim. Tosurmata Seçim Komiserliği Müdürü Kasım Sadullah, seçim günü oylarını kullanmak için vatandaşları seçim kartlarını almalarını çağrıda bulundu. Diğer taraftan vatandaşlar kameramıza konuşarak seçim kartlarını almayan vatandaşların seçim merkezlerinden kartlarını almaya tavsiyede bulundular. 17-11'den kim tehdit edip bu takasın 2021'den bu yüze Ege medeni olarak, Ege askeri olarak bu takası ulaştı. Tabii 2021'den ila 2023 8. ayın 20'sine kimin? Kim tehdit edip bu takası Marakis tecilde edin. Müracaat etsin Marakis tecilde bu takası nasıl? Tabii her gelen bildiği kimin? Vakta ağır, vakta dardı bizde. Bir ay kaldı. Gerek yani bu bir ay içinde bir intikabattan da evvel yani 25 gün içinde gerek bu takas nasıl. Marakis tecil her vakıda çıktı. Sebbah akşam Farahidi'de, İdadiyet Tuz'da, Sadal Irak'ta, Süleymanbek nahiye içinde, Emirli'de de dairet ittisalatta. Bu takalar hazırdı. Bu takalar gelip biz bütün milleti sizi yol yüzden davet ederiz. Gelsinler bu takaların aslında özellikle de 2003, 2004, 2005 bunlar bu fetrede en çok tehdit eden bunlar idi. Gelsinler bu takaların aslında aynı vakitte kim merkezinde geçti, merkezi evine uzak idi, yakın etti özün, indi gelip bu takasını alabilir. Arakdeniz Birliği Saladin Kolu tarafından Tuzurmati ilçesinde 3 günlük tenis şampiyonası düzenlendi. Tenis Birliği Selahaddin Kolu tarafından Tosurmat ilçesinde 3 günlük tenis şampiyonası düzenlendi. Çok sağ olasınız Türkmenli Irak'ı kanalı. Doğrusu bu birinci kereydi. İttihat Selahaddin tenis tavla tensik bizimle İttihat Irak'ı düzde bir böyle butulu oldu. Bu butlaya katılan 42 oyuncu katıldı. Yani bütün muhafada mı aldı, bütün yerlerden geldi. Ama bazı muhafada, mesela Samurra'da ayrı bölgeler gelebilmedi. Çünkü 3 gündü kalabilmeler. Butlaya ki güzel bir butlaydı. Biz diğer gözünde Mustalahımız Ferdi Amiydi. Fiat yokuydu özünde, Amar vardı. Büyük küçük oynurdu özünde. Doğrusu bu butlada ne gördük? Yani bazı gençler var. Biz yani görmemiştik özlerimi, bu turada gördük. Yani biz özümüzdeki ehl-i ihtisası Kebağdat'ta bir 7 tane var, bunlar hiç gerek yorulağın, helak olağın, da'm edeğin bunlar, askeret edeğin bunlar için. Ve bu turayı da bitmez inşallah. Bu Ferdi Hamid, bu bir nece diyelim, bir Çek kimin bir şehit. Bundan sonra inşallah Zevci oğlu, ondan sonra bir devre tedribi oğlu, hatta müderrip çıkardağın, şahada verağın özle, ben Kebağdat'ta şahada veririm. Devlet tahkimi yolu, iyi hakemler atağın meydana, karşısında Bağdat'ta Irak tahkim etsinler. Ondan sonra da bir butura dairek Endiye malı. Yani Endiye Salahaddin, Samurra'dı, Salahaddin'di, Aksu'du, Duz'du, Bastamlı'du, bütün Endiye'ler. Öyle belli onda yani Bağdat'tan ayrı yerlerden de oyuncu gelsin. O bir üçge gibi bir müslah.
tenis şampiyonasına 42 oyuncu katıldı. 3 gün boyunca süren şampiyonasında oyuncu Ezel Remzi birinci oldu, oyuncu Mustafa Rağıt ikinci oldu. Bütün fiyatı şümletti. Bizim Üstad Muhammed, reis İttihad El-Fer'i'li Muhafaza Salahaddin, Kürat-ı Tavla. Bu butulağın kurdu, tabi bütün müşarek etti, bütün fiyatıydı. Çok hoşuydu, Kur'a'ydı hiçbir işgal. Yok, valla hamdolsun. Bir hoşluk hissettik, çok. Memnunum sizden. Tabi çok haz ederek böyle butulalar. Ayrı muhafazalarda müşarek etsin, ayrı yere gidelim. İnşallah da zevci de var bundan sonra. Bu turnuvayı kurduk bir tensiyek مع اتحاد الفرعي تنس الطاوله فرع صلاح الدين استاذ محمد قليدان تنسيخ خاطر زايدان 42 مشارك oldu مفتوح oldu yani عمر şey şerdiği gözünde 3 gün gitti. Hamdolsun gördüğünüz kimin münafasa kuvvetliydi. Yani hatta harç düzden gelipti. Ve bütün kavmiyetten müşarek edip özne. Bundan sonra daha bir butola yapacağı zavucusu bunun inşallah. Vallahi bu butolanı kurduk özleri için baktık ikbal çoktu özne. Yani hatta butoladan evvel de hez gördüler bizi diye neş butola kurmuşuz neş evvel kurur dizin diyor da. Ha gör mühendis de var görse çok muazzaf doktor da var özlerine hamdolsun. Yani bütün tabakatlardan var özne genç de var özünde. İkbal çok iyiydi özne. Bilirse bu oyuna kadar biraz ihtikak olmadığına biraz marğubu oldu. Her geldi oynamaz özne. Yani illa rağbatlı adamlar oynar özünde. Haydar Nuri Bayram, Müdür Muntada Şabalada Tuz. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Mohamed Şia Sudani, Irak'ın Daesh'le mücadeleye yönelik Uluslararası Koalisyon misyonundaki güvenlik danışmanlarının yanı sıra diplomatik misyonlarını da koruma tehdidini doğrulayarak güvenlik teşkilatlarının Irak topraklarında güvenlik ve istikrarın korunmasında yasal görevlerini yerine getirdiğini vurguladı. Başka bir diplomatik toplantıda Başbakan, Irak'ın işgal güçlerinin de Filistin halkına karşı işlediği suçları ve acımasız ihlalları reddetme konusundaki kararlı tutumunu yeniden doğruladı. El-Hikmi Hareketi Başkanı Ammar El-Hakim, Irak ile komşu ülkeler arasında güvenlik anlaşmalarının uygulanmasının gerekliliğini, göçmen krizinin de sona erdirilmesi, geri gönderilmesi önemli vurguladı. Filistin sorununda yaşanan gelişmelerde Irak, Gazze Şeridi halkına yeni bir yardım sevkiyatı gönderdi. Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye ateşkes anlaşmasına varılmaya yakın olduğunu duyurdu. Hastaneleri, okulları ve kampları hedef alan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı 46. gününde de devam ediyor. Sayın seyircilerimiz, bugünkü haberlerimizin sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.